Şerban teyze, bu ev bizim evden daha tehlikeli biliyorsun değil mi? Biz evden niye kaçtık? Bir takım sesler duyduğumuz için kaçtık. Şimdi bir takım sesler duyunca insan ne yapar? Kafasında o seslerle bir takım suretleri ve tipleri birleştirir, canlandırma yapar. Şimdi bizim kafamızda canlandırdığımız ve kaçtığımız tip o anda bu. Doğru diyor Maşuka. Kandemir yokken çok sıkıcısınız. Ya şey Kandemir demişken Kandemir abi şeyle konuşacaktı belediye başkanıyla. Ne yaptı? Belediye başkanı mı? Niye? Nikah için dedi baban Ferdi. Benim ahbabım dedi ben ararım dedi bize. Dediyse yapmıştır ya. Babam söylediğini yapar Şeriman teyze. Yapar yapar. Hadi ben yatıyorum artık. Siz de abi kardeş yatağınızı güzelce serin yatın. Tamam mı yavrum? Annem tamam biz hallederiz sen yat. Hem belki biz daha yatmayız ha. Bir film falan seyrederiz belki. Şey bilmem ki aslında uykum var biraz. Hamile yorgun hem. Ama bakarız yine. Hadi Allah rahatlık versin o zaman yatıyorum ben. Öpeyim ben sizi. Şeriman abla. Daha kalacağız ya bu gece burada. Niye öpüyorsun öyle? Ya kalın kalın. Ama biz de her akşam yatmadan önce öpüşülür Maşuka. Her akşam? Her akşam. Her akşam. Ne yapalım, izleyelim mi bir film? Tio, ben vereyim mi bir tane arşivimden? Yok. Sen şimdi arşivinden ne fırlayacağı belli olmaz. Kendim bir tane seçeyim. Bunlar gelmediğine göre herhalde sevdiğin adamları bulamadı. Bilmiyorum ki bizimkilerden de ses çıkmadı. Please hold the line. Oğlum bir sahibi mi bekliyoruz acaba? Gece yarısı oldu, gelmediler bunlar. Ama belli mi olur abi ya? Hakkında atıp tuttuğunuzu biliyorum nevizateler. Ama bugün tatlışko bir hayatıyla karşınızdayım. Sağ olun hayatı bey, zahmet verdik. Ne demek Kandemirciğim, yani sonuçta ortak sayılırız değil mi? Cemile yerlerini istersin mi? Yok abi gerek yok, biz hallederiz. Tabii tabii. Abi derken bana mı dedin, babana mı dedin? Yani malum sizin ailede babaya abi denildiği için. Bu da size son pisliğimdi. Bak hemen tatlışkoya geri döndüm. İyi geceler Kandemir. İyi geceler Hayat Bey, zahmet verdik. Sizin derdiniz ne be yavrum? Herkesin bir derdi var içinde ama sizin derdiniz büyük belli. İçinizde dinamitler patlıyor. Dünyaya gülerek gelen var mı ki? Zaten doğarken ağladık hepimiz. Niye ağladık? Niye ağladık be Servet abi? Böyle bir dünyaya geldik diye belki de. Muamma. İhtiyarların gözü yaşı yoktur evladım. Bizim yaşımız sözlerimizden akar. Sözlerimi iyi dinleyin. Başınıza ne gelirse gelsin, karşınıza hangi engel çıkarsa çıksın, koca koca dertlerinizle, hayal kırıklıklarınızla devam edecektir. Aşık olacaksınız ama kavuşamayacaksınız. Kavuşacaksınız, sonra ayrılacaksınız. Ama yine de yaşayacaksınız. Başka yolu yok. Benim evladım olmadı yavrularım. Sizler benim evladım sayılırsınız. Kimseye bir bırakmayacağım miras olarak. Bari bir çift söz bırakayım. Oğlum, kızım, ne olursa olsun sakın birbirinizi bırakmayın. Bir aile olduğunuzu katiyen unutmayın. Bütün acılar gelir geçer ama hayat kalır. Onun için ağlamak yok. Neymiş? Ağlamak yok. Bu kadar. Ya nasıl yok Servet abi? Allah aşkına sen böyle konuşurken nasıl ağlamak yok ya? İnsanın yüreğine yüreğine konuşuyorum be Servet abi sen de. İyi akşamlar gençler. Oo Tuncer. Ne o? Elinde çiçekler. Gerek yok evladım. Biz çiçek gibi olduk zaten. Ne oldu? Az önce burada damar bir şeyler olmuş. Ay ne kadar geyik bir insansın. Hiç duygudan anladığın yok. Var ya seni çok kötü bozardım da şimdi bozmayacağım. Bana bak bakayım lan. O koku senden mi geliyor öyle? Hayatında ilk defa güzel koktuğunun farkında mısın? Aşk güzel kokutur adamı. Maşukaya gidiyor. Bak adama Carlito. Örnek al. Tuttuğunu koparacak o. Evde duramadım be Carlos. Aklımdan gitmiyor bu maşuk ya. Bizle dalga yapıyordun.
bu ne biçim gangasterlik falan diye. Ne oldu? Ha? Mahalle adamı mı oldu? Hadi gideyim ben kafasını bir çalayım ya. Ha? Hadi şans dileyin bana. Hadi git git mahallenin tansı. Aferin oğlan. Çal şöyle, içinden geleni söyle. Şakşuka ne diyecek bakalım? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. İki yaka, iki kıta.